Bir rulet masasında topun nereye düşeceğini asla kesin bilemezsiniz. Bu belirsizlik rastgelelik olarak adlandırılır. Ancak klasik dünyadaki çoğu rastgele sürecin arkasında aslında tam belirlenemeyen ya da çok karmaşık sebepler meydana gelir. Kuantum mekaniğine gelince işler değişir. Kuantum rastgeleliği doğanın temel bir özelliği gibi görünüyor. Bir radyoaktif atomun ne zaman bozulacağını ya da bir fotonu polarize ettiğinizde hangi yönde çıkacağını önceden kesinlikle bilemezsiniz. Sadece olasılık verebilirsiniz. Kuantum rastgeleliği gerçek ve içkindir. Tüm başlangıç koşullarını ve sistemin dalga fonksiyonunu bilseniz bile ölçüm sonucunuzu kesin öngöremezsiniz. Tek yapabileceğiniz her olası sonuca bir ihtimal değeri atamak. Einstein bu durumdan pek memnun değildi ve ünlü "Tanrı zar atmaz" sözünü bu bağlamda söyledi. Fakat bugüne dek yapılan deneyler kuantum rastgeleliğin gerçek olduğunu, Einstein'ın umduğu gibi gizli bir düzen bulunmadığını gösterdi. En azından Bell testleri denilen deneyler herhangi bir klasik gizli değişken teorisinin kuantum istatistiklerini açıklayamayacağını ortaya koydu. Yani doğa mikroskopik ölçekte gerçekten zar atıyor gibi ve attığı zar hileli değil, tamamen adil görünüyor. Öte yandan gündelik hayatta ve bilgisayarlarda karşımıza çıkan rastgele görünen birçok süreç aslında tamamen deterministik algoritmalar tarafından üretilir. Örneğin bilgisayarınızda rastgele bir sayı gerektiğinde aslında bir pseudo-random, sözde rastgele sayı üretici çalışır. Bu programlar çok karmaşık matematiksel formüllerle sanki rastgeleymiş gibi görünen sayı dizileri üretirler. Ancak eğer algoritmanın kurallarını bilir ve başlangıç değerini öğrenirseniz üretilen rastgele sayıları tamamen tahmin edebilirsiniz. Yani ortada bir gizem yoktur. Sadece yeterince karmaşık bir düzen vardır. Bu konuyu daha somut hale getirmek için iki güzel örnek ele alalım. Barnsley'in kaos oyunu ve Wolfram'ın 110 no'lu hücresel otomat kuralı. Elinize bir kağıt alın. Köşelerine birer nokta koyun. Bir üçgenin köşeleri olsun. Şimdi kağıtta rastgele bir başlangıç noktası seçin. Ardından bir zar atın veya bilgisayarınızda 1 ile 3 arasında rastgele bir sayı üretin. Ve hangi köşe denk gelirse şu kuralı uygulayın. Başlangıç noktanız ile o köşe arasının tam ortasını bulun ve oraya bir nokta koyun. Sonra bu yeni noktayı başlangıç gibi alıp aynı işlemi yüzlerce kez tekrarlayın. Her seferinde rastgele bir köşe seçip nokta ile köşe arasının ortasını işaretleyin. İlk başta noktalar kağıda saçılmış gibi görünecek. Ancak yüzlerce iterasyon sonra kağıtta belirgin bir desen oluşmaya başlayacak. Sierpinski üçgeni. Evet, sadece rastgele köşe seçerek ve orta noktaları işaretleyerek son derece düzenli ve ünlü bir fraktal olan Sierpinski üçgeni desenini elde ediyorsunuz. Bu yöntem kaos oyunu olarak da bilinir ve ilk defa matematikçi Michael Barnsley tarafından popülerleştirilmiştir. Burada dikkat çekici olan rastgelelik kullanarak kusursuz bir düzen meydana getirilmesidir. Elbette eğer aynı işlemi yaparken aynı rastgele seçimlerin dizisini tekrar kullanırsanız yine aynı deseni elde edersiniz. Bu yüzden süreç aslında kağıt üzerinde deterministiktir. Yani hangi rastgele seçimlerin yapıldığını bilirseniz sonuç önceden bellidir. Ancak bu örnek bize şunu gösterir. Basit deterministik kurallarla orta noktayı alma kuralı gibi ve rastgelelik yardımıyla karmaşık ve kendine benzer yapılar oluşturmak mümkün. Sierpinski üçgeni küçük üçgenlerden oluşan daha büyük üçgenlerden oluşan daha da büyük üçgenler şeklinde sonsuza dek devam eden bir fraktal desenidir. Bu fraktalın ortaya çıkışı kaostan çıkan kozmos gibidir. Rastgele adımlar atıyoruz ama sonuçta karşımıza güzel bir düzen çıkıyor. Doğa da bazen benzerini yapar. Eğrelti otu yapraklarının fraktal desenleri veya kar tanelerinin simetrik motifleri basit kuralların tekrarı ve bir nebze şansın eserinin ürünüdür. Şimdi de Stephen Wolfram'ın incelediği bir hücresel otomat kuralı olan Rule 110'a gelelim. Bu çok basit bir kuralla satırlar dolusu sıfır ve birlerden oluşan desenler üretiyor. Kuralın tanımı şöyle. Bir satırda sıfır ve birlerden oluşan bir diziyle başlıyorsunuz. Mesela tek bir bir ve geri kalan sıfır olan bir satır. Sonra her adımda yeni bir satır oluşturmak için önceki satırdaki her hücre ve komşularına bakarak bir kural uyguluyorsunuz. Rule 110 kural tablosu oldukça basit. 8 olasılık için 0 ya da 1 çıktısı tanımlanmış. Bu kadar basit bir kuraldan ne kadar karmaşık bir şey çıkabilir ki diyebilirsiniz.
Ama işte Rule 110 karmakarışık, kaotik görünen ve tahmin etmesi çok zor desenler üretiyor. Öyle ki bu sistemin kağıt üzerindeki çıktısına bakan biri desenin rastgeleymiş gibi göründüğünü düşünebilir. Oysa içeride tamamen deterministik bir süreç işliyor. Kural her yerde aynı şekilde uygulandı. Dahası matematikçiler Rule 110'un aslında evrendeki herhangi bir bilgisayar gibi davranabileceğini kanıtladılar. Yani bu basit kural Turing olarak tamamdır. Doğru başlangıç koşullarıyla çalıştırıldığında evrensel bir hesaplama yapabilir. Bu inanılmaz bir sonuç. 110 numaralı bu küçük kural, kurallar evreninde bir bilgisayar kadar güçlüdür. Kaostan hesaplama çıkarabilir. Stephen Wolfram bu gibi sistemlerin doğadaki karmaşıklığı açıklayabileceğini öne sürerek Yeni Bir Bilim adlı kapsamlı eserini yazmıştır. Hatta bazı modern araştırmalarda Rule 110 gibi hücresel otomatların ürettiği karmaşık desenler güvenli şifreleme veya rastgelelik testlerinde sözde rastgele sayı üreticisi olarak bile kullanılabiliyor. Çünkü dışarıdan bakan biri için sonuç yeterince karmaşık ve öngörülemez görünüyor. Bu iki örnek bir gerçeği vurguluyor. Karmaşıklık ile rastgelelik aynı şey değil. Çok basit kurallar bile defalarca uygulandıklarında kaotik ve karmaşık davranışlar sergileyebilir. Bu karmaşıklık bizim için rastgeleymiş gibi algılanabilir. Ama eğer sistemi tam detayına bakarak bilirseniz sonuçlar aslında önceden belirlenmiştir. Kaos kuramı başlangıç koşullarına hassas bağımlılık kavramıyla meşhurdur. Kelebek etkisi olarak da bilinen bu fikir, deterministik bir sistemde ufacık bir değişikliğin çok büyük farklar meydana getirebileceğini söyler. Yani deterministik sistemler bile öngörülemez görünebilir. Çünkü onları tam kontrol edemeyiz veya başlangıç parametrelerini tam bilemeyiz. Kuantum mekaniğinin rastgeleliği ise farklı bir canavardır. Ne başlangıç koşullarını ne de denklemi ne kadar iyi bilirsek bilelim, sonucun doğasında bir belirsizlik vardır. Bu belirsizlik olasılığın ta kendisidir. Ve birçok fizik felsefecisine göre gerçek rastgelelik örneğidir. İlginç bir şekilde bazı teorisyenler olasılık kavramının da sorgulanması gerektiğini düşünüyor. Kuantum mekaniğindeki olasılıkları acaba yanlış mı yorumluyoruz? Örneğin kuantum bayesiyenizm denilen yaklaşıma göre dalga fonksiyonu ve olasılıklar tamamen bizim öznel bilgimize ait şeyler. Yani kuantum olasılıkları doğadaki fiziksel bir rastgelelik değil de gözlemcinin inancını ve bilgisini temsil eden sayılar olabilir. Bu yaklaşımda her gözlemci kendi olasılık değerlendirmesini yapar. Ve dalga fonksiyonu farklı gözlemciler için farklı olabilir. Çünkü bilgi durumları farklıdır. Böylece kuantum mekaniği bilgi güncelleme aracı haline geliyor. Bu yorum oldukça felsefi ve tartışmalıdır. Ancak şunu gösteriyor. Kuantum dünyasının belirsizliği kimilerine göre evrenin temel bir oyun zarından değil, bizim evreni anlama sınırlarımızdan kaynaklanıyor olabilir. Yani belki de rastgele dediğimiz şey tam resmi göremediğimiz için kullandığımız bir kelime. Şu anki çoğunluk görüşü kuantum rastgeleliğin gerçekten var olduğu yönünde olsa da bilim bize sürekli sürpriz yapmayı seviyor. Bu nedenle gerçeklik hakkında sorgulamaya ve derine inmeye devam ediyoruz. Fizik ve matematik konuşurken iki özel üçgenden bahsetmek bizi hem görsel olarak hem de kavramsal olarak zenginleştirecek. Az önce bahsettiğimiz Sierpinski üçgeni ve Penrose üçgeni. Bu iki üçgen görünüşte tamamen alakasız, biri bir fraktal desen, diğeri ise imkansız nesne adı verilen optik illüzyon. Ancak derine indiğimizde bu üçgenlerin temsil ettiği dünyalar bizi Roger Penrose'un ünlü üçlü dünya fikrine götürüyor. Platonik matematiksel dünya, fiziksel dünya ve zihinsel dünya. Önce Sierpinski üçgenine bakalım. Bir önceki bölümde Bernstein kaos oyunu ile Sierpinski üçgenini nasıl elde ettiğimizi gördük. Bu üçgen aslında matematiğin platonik dünyasında mükemmel tanımlanmış bir varlık. Sonsuz iterasyonunu her seviye kendini tekrar eden ideal bir şekil. Hiçbir ölçüm hatası ya da kusur içermez. Aklınızda canlandırdığınızda veya kağıt üzerinde kurguladığınızda pürüzsüzdür. Saf bir matematiksel formdur. Öte yandan fiziksel dünyada tam anlamıyla bir Sierpinski üçgeni gerçekleştirmek imkansızdır. Çünkü gerçekten sonsuza dek devam edemezsiniz. Eninde sonunda atomik ölçüye inersiniz. Ama doğada ve laboratuvarda bu fraktallara yakın desenler görüyoruz. Örneğin bir elektrokimyasal birikme ile oluşan dendritik yapılarda veya bilgisayar grafiklerinde. Sierpinski üçgeni böylece matematiksel dünya ile fiziksel dünya arasında bir köprü gibidir. Platonik mükemmelliği temsil eder ama fiziksel olarak yalnızca yaklaşık gerçekleştirilebilir. Şimdi Penrose üçgeni denilen şekle gelelim. Bu üçgeni muhtemelen görmüşsünüzdür. İki boyutlu bir çizimde üç kalın çubuk birbirine öyle açıyla bağlanır ki sanki üç boyutlu mükemmel bir üçgen prizma oluşmuş sanırsınız. Ancak gözünüz şekli takip ettiğinde bir gariplik fark eder. Bu üçgeni gerçek, katı bir cisim olarak yapmak olanaksızdır. Çizimdeki perspektif hilesi beynimizi yanıltır.
Kısmi olarak tutarlı görünen parçalar bir araya gelince tutarsız bir bütün ortaya çıkar. Penrose üçgeni bu yüzden imkansız nesnelerin en saf hali olarak anılır. Peki bu optik illüzyonun bilim hikayemizde ne işi var? Roger Penrose bu üçgeni popülerleştiren ünlü matematikçidir. Bu şekli kendi felsefi dünya görüşünü anlatmak için kullanmıştır. Penrose'a göre 3 temel gerçeklik düzlemi vardır. Bunlardan ilki fiziksel dünya, maddesel gerçeklik, evrenin kendisidir. İkincisi zihinsel dünya, bizim bilinç ve algı dünyamız. Üçüncüsü ise platonik matematiksel dünya, matematiğin ve soyut doğruların dünyası. Penrose bu üç dünyayı bir eşkenar üçgen diyagramıyla gösterir ve her bir köşeyi bu dünyalara atar. İlginç olan Penrose'un çiziminde bu üç dünya birbirine Penrose üçgenindeki gibi bağlanır. Yani her biri kendi içinde tutarlı ama bir arada ele alındığında paradoksal bir döngü oluştururlar. Nasıl mı? Penrose'un açıklamasına bakalım. Matematiksel platonik dünya en tepede yer alır. Bu dünya kendi başına var olan soyut gerçekliktir. Örneğin pi sayısı, asal sayılar ve Sierpinski üçgeni bu dünyanın sakinleridir. Fiziksel dünya bu matematiksel dünyanın çok küçük bir alt kümesi gibidir. Çünkü evrenimizin davranışını tanımlayan matematik, tüm matematiksel doğruların ufacık bir kısmını kullanır. Penrose diyagramında matematiksel dünyadan fiziksel dünyaya bir ok çizilir. Fiziksel evren matematiksel yasalar sayesinde var olur. Örneğin E eşittir mc kare veya Schrödinger denkliği bu bağlantının bir ifadesi olabilir. Şimdi fiziksel dünyadan zihinsel dünyaya geçelim. Fiziksel dünyada özellikle beyin gibi inanılmaz karmaşık yapılar içinde bilinç ve zihin ortaya çıkar. Yani bilinçli deneyimlerimiz, düşüncelerimiz, algılarımız fiziksel beynimizin ürünüdür. Bu da ikinci bağlantı. Penrose üçgeninde fiziksel dünyadan zihinsel dünyaya giden ok, beyin-zihin ilişkisini temsil eder. Zihinsel dünyanın içinde biz matematiği anlıyoruz. Örneğin bir matematikçi zor bir problemi çözdüğünde veya 2 artı 2 eşittir 4'ü kavradığında zihinsel dünya matematiksel dünyaya erişmiş olur. Penrose'a göre zihnimizin kapsadığı matematiksel kavrayış, matematik dünyasının uçsuz bucaksız tüm gerçeği potansiyel olarak içerebilir. Sanki zihinsel dünyanın küçük bir parçası tüm platonik dünyayı kavrayabilir gibi. Bu da üçüncü bağlantı. Zihinsel dünyadan platonik dünyaya giden ok. Ortaya ne çıkıyor? Matematik, fizik, zihin. Yeniden matematiğe bağlanarak bir döngü oluşturuyor. Her adımda bir dünyanın küçük bir parçası diğerinin bütününü kavruyor gibi. Bu açıkça bir paradoks. Tıpkı Penrose üçgenine baktığınızda hissedilen paradoks gibi. Penrose kasıtlı olarak bu üçlü ilişkiyi imkansız üçgende görselleştiriyor. Çünkü her bir bağlantı mantıklı görünürken tüm döngü bir muammaya dönüşüyor. Matematiksel gerçeklik sanki daha temeldir. Çünkü fiziği tanımlar. Fiziksel gerçeklik sanki daha temeldir çünkü zihnimizi var eder. Zihinsel gerçeklik ise sanki daha temeldir çünkü matematiği kavrar. Hangisi üstün? Bu sorunun net cevabı yok. Ve Penrose bu gizemin altını çizmek için üçgenin imkansızlığını vurgular. Bilim yolculuğumuzda Sierpinski ve Penrose üçgenlerini dahil etmemizin sebebi de bu tür metaforların anlaşılmayı kolaylaştırmasıdır. Sierpinski üçgeni bize basit kurallar artı rastgelelik eşittir karmaşık düzen ilişkisini gösterdi. Bu kuantum mekaniğinde basit denklemlerin zengin olasılık manzaraları oluşturmasına benziyor. Ayrıca Sierpinski üçgeni matematiksel mükemmellik ile fiziksel gerçeklik arasındaki farkı işaret ederek platonik iddia ile deneysel dünya arasındaki uçuruma dikkat çekiyor. Penrose üçgeni ise kavramsal olarak ayrı gördüğümüz alanların zihin, madde, matematik belki de derinlerde birbirine bağlı olduğunu ama bu bağın bizim anlayışımızda bir paradoks oluşturduğunu anımsatıyor. Tıpkı kuantum parçacığının hem dalga hem parçacık olmasının klasik kafamızda bir paradoks yaratması gibi. Penrose üçgeni de perspektifimizin sınırlarını zorluyor. Sonuç olarak kuantum mekaniğinin garipliklerinden, klasik dünyanın düzenine, rastgelelik ile determinizmin nasından, fraktal geometrinin güzelliklerine uzanan bir keşif yaptık. Süperpozisyon bize doğanın aynı anda tüm seçenekleri kucaklayabileceğini gösterdi. Dekoherans ve ölçüm bu seçeneklerin nasıl tek bir gerçeğe indirgendiğinin, belki de sadece bizim bakış açımızdan hikayesini anlattı. Rastgelelik kavramını sorgularken kuantum fiziğinin gerçekten öngörülemez topraklarına adım attık. Karşısına deterministik kaosun taklit oyunlarını koyduk. Sierpinski üçgeni ve Penrose üçgeni ile de gördük ki bazen en iyi kavrayış bir resmin hem matematiksel mükemmelliğine hem de algısal tutarsızlığına aynı anda bakmakla elde ediliyor. Bu yolculukta anlatılanlar yalnızca akademik teoriler değil, aynı zamanda evrene dair büyük bir merakın ürünü. Neden böyle konular önemli? Çünkü bu konular gerçeklik nedir sorusuna verdiğimiz yanıtları şekillendirir.
Evreni oluşturan yasalar tam anlamıyla deterministik mi, yoksa temel bir rastgelelik var mı? Bilim insanları ve filozoflar bu soruların peşinde koşarken bizler de kendi payımızın düşeni yapabiliriz. Merak etmek, hayal etmek, tartışmak. Bu videoda duyduklarınız sizi hem eğlendirdiyse hem de düşünmeye sevk ettiyse ne mutlu bize. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.